Evet arkadaşlar, çoktandır benden farklı videolar istiyordunuz. Bugün de sizlere PUBG Lite'de güzel bir videoyla 4x spray çalışması AK ile merhaba diyorum. 2-3 defa hangarda oynayacağım AK 4x spray'de neler yaptığımız ya da yapabileceğimize hep beraber bakacağız. Tabii ki PUBG Lite hangar serisi birçoğumuzun oynamaktan çekindiği ya da birçok tekniği bir arada barındıran bir ortam. Gelin hep beraber rastgele modunda hangara bir dalış yapalım. AK'ye 4x takacağım. Kompansatörle birlikte kullanacağım. Buradan ayarlardan takımdakilerin sesini de kapatalım. Evet. Hemen şöyle geliyorum. Nereden çıktı? 7.62 almam lazım. 7.62 alıyorum. Alıyorum. Hemen şöyle geleyim. Ben genelde silahı üstte kullanıyorum şu şekilde. Buradan kompansatörü buraya alacağım. Kompansatörümü buraya takayım. Sustum. Otomatik takıldı. Buradan da bir mermilik alalım. Miktarda mermi alalım. 4x'imizi takalım. Ve 8x'e 6x takabiliriz. Evet arkadaşlar, hazırız. Şimdi AK ile 4x çalışmasında neye dikkat edeceğiz? Öncelikle spreyimizi atarken bakın iliğimizi aşağı doğru çekmemiz lazım. Gördüğünüz gibi sprey toplu halde gidiyor. İliği eğer serbest bırakırsanız spreyiniz yukarı doğru gidecektir. İkinci bir konu, burada çok fazla pusan var. Aşırı derecede pusan adama denk gelirsiniz. O yüzden dikkatli gitmeniz lazım. Buralarda özellikle çok fazla pusucuya denk gelebilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. Evet, şöyle şu arada bir hareketlenme var. Bakın kaçırdım spreyi. Tabii yakın mesafede skop açtığında bu tip aksaklıklar veya kaçırmalar da olabilir arkadaşlar. Yani burada mücadelenizden vazgeçmeyin. 4x sprey yapmak zaten zordur kendi başına. Ama vazgeçmeyin. Maksatınız, bak kaçtı. Maksatınız kazanmak olmasın. Maksatınız spreyinizi geliştirmek olsun. Tabii kazanırsak daha iyi olur da. Tabii şimdi ben yayını bir defa açıyorum. Bunu da sprey açayım. Arkadan geldi bak. Evet, olsun. Yani ölüyorum diye vazgeçmeyin arkadaşlar. Mutlaka öleceksiniz. 4x 6x zordur zaten. AK'de zaten apayrı bir zordur. Ama vazgeçmeyin. Base'leri basarken dikkat edin. Buradan gördüğünüz gibi sansar gibi karşıdan çıkıp gelebilirler. İlk oyunum, oyunu açar açmaz kayda geçtim. Elinizin alışması biraz zaman alabilir. Siz de no scope'lar yapabilirsiniz. Yaptık. Burada var bir sensör, dikkat edelim. Hemen açıyorum scope'umu. Tabii burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? AK'nin atış hızı daha yavaştır. O yüzden size biriyle veya başka bir silahla saldırılıyorsa şansınız kalmayacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın bize neyle saldırmış? O da AK ile saldırmış. AKM'nin atış hızı yavaştır. Yani mermiyi gönderme hızı daha yavaştır. M700'ün VSS gibi silahların ya da vektörün atış hızı çok yüksektir. O yüzden burada genelde çok sayıda kişi öldürmek istiyorsanız, bakın adamda ne var? M416 var. M416'nın da atış hızı yüksektir. Ama tabii ki M700'ün atış hızı M400'den daha yüksek. VSS, vektör gibi silahların atış hızı da AK'den ve diğer silahlardan daha yüksek. Bakın bu da AK kullanıyor. Tabii AK'nin de hasarı daha yüksek. O yüzden ileride belki
isteğiniz olursa silahların atış hızları etkileri üzerinde bir video yapabiliriz. Bakın oradan öldürdü, kaçtı gitti. Gördüğünüz gibi adam barrier kullanıyor, ben AK kullanıyorum. İkimiz aynı anda basıyoruz. Burada bir faktör de arkadaşlar, internetinizin hızı. Yani şu an benim internetimin hızı gerçekten çok çok kötü. Karşı tarafın hızı yüksekse, özellikle upload oranı yüksekse, o adama karşı hiçbir şansınız kalmaz. Bunlar da çok önemli faktörler. Çok yakından bile sprey açtım. Açmaya da bilirdim. Yanımdaki adamı rahatlıkla öldürebilirdim ama o zaman elim alışmazdı. Şu an kötü gitmiyoruz yani. 7, 10, 15 kill. Sprey için gayet iyidir. Bak, ona bile sprey açmaya çalıştım. No scope'la rahatlıkla vurabilirdim. Ama ben sprey açmaya çalışıyorum ki her defasında elimin ayarı daha iyi olsun. Bak, köşede saklanıyor. Şurada. Arası. Şurada bir yerde saklanıyor arkadaşlar. No scope açtım ama tabii çok yakın mesafede birinciyi kaçırmamam lazımdı. Takım arkadaşımız öldürdü. Yani 7, 10, 15, 20 bunlar iyi sayılardır. Bunların altına düşmüyorsanız iyidir. Oyunu alabilirdik ama şurada bak bir tane sazan var. Orada saklanıyor. Bakın. Ben onu aldım. O da beni aldı. Tabii size laf anlatmaktan dolayı pek de oyun oynamadık. Bir sonraki oyunumuzda biraz daha ciddi oynayacağız artık anlatmadan. Gördüğünüz gibi iki defa vuramazsınız. Üçüncüye vurursunuz arkadaşlar. Yani şey yapmaktan çekinmeyin. Dibime kadar geliyor ve ne kullanıyor? UMP. Yakın mesafede hemen dibime kadar geliyor. UMP ile çıkıyor. Ben de o zaman seni şöyle bir öldüreyim. UMP'ci gel buraya. UMP'ci kaçma kardeşim, gel. Evet, UMP'ciyi de öldürdük. 11 kill. Çok temiz oldu. Bakın şimdi dikkat edin arkadaşlar. Sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi takımda birinci olamasak da ikinciyiz. Tabii size bir şeyler anlatacağımızdan dolayı bu şekilde oldu ama rahatlıkla 17-20 killleri görebilirsiniz. Çalışma düzenli olacak. Tabii bu videonun altına çalışmalarda nelere dikkat etmeniz gerektiğini yazarsanız ben de size yardımcı olmaya çalışacağım. Gayret gösteririm. Şimdi biraz da ciddi bir şekilde oynayalım. Bir kere de ciddi bir maç yapalım. Sonra videomuzu tamamlayalım. Yani 4x spreyin önemini anlatmak için bu çalışmayı yaptım. Tabii içinizde eğer arkadaşlar M4 ile 4x sprey yapmayı çok iyi biliyorsanız AK'ye ondan sonra geçin. Yani ben direkt AK'de yapamıyorsanız önce M4 ile Red Dot veya M4 ile lazer çalışın. Bunları çalıştıktan sonra AK ile 2x, 3x sonra AK ile 4x'e geçebilirsiniz. Ben şimdi direkt AK ile 4x, 6x çalışarak başlıyorum. Çünkü daha önce M4 çalışmalarımı zaten yapmıştım. Yani YouTube'da video çeken, bizim gibi YouTuber'a içerik üreten arkadaşların birçoğu antrenman yapmadan oyunlara başlamaz. Ben de antrenmanlarımı bu şekilde yapabiliyorum. Antrenmanınızı mutlaka aksatmadan yapın arkadaşlar. Eğer bu oyunda veya herhangi bir oyunda belli bir seviyeye gelmeyi istiyorsanız bu antrenmanlar yapılacak. Evet, ben daha erken fark ettim ama gördüğünüz gibi M700 olduğu için ben daha erken sıkmaya başladım ama M700'ün atış hızı çok yüksek olduğu için aynı durumda bile size rahatlıkla öldürebilir. Girdim ben bir tane, seni düşürmüşüm herhalde sana. Adamları ben bir sırayım, susturmamışım. Onlarda Arabik arkadaşımız. Bak,
Bakın aldım. Yandakini görmüştüm, fark etmiştim ama 4x spreyden taviz vermemek için spreyime devam ettim. Yani ölmekten korkmayın arkadaşlar. Öyle öyle kendinizi yetiştireceksiniz. Yani hiçbir YouTuber ya da hiçbir yayıncı ölmeden kendini geliştiremiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ne kadar çok ölürseniz o kadar çok bir şey öğrenirsiniz. Gördüğünüz gibi yakın mesafede çok güzel bir scope açma hareketi oldu. Bir tane daha var. Beryl. Evet, aynen tahmin ettiğim gibi. M762 çok hızlı bir silah. Şansınız yok arkadaşlar. Aynı anda basarsanız Beryl sizin önünüze geçer. Şansınız kalmaz. Tabii ona da hakim olmak daha da bir zor. Tabi burada şunu da söyleyelim. Maalesef ki PUBG Lite'da da birçok hile var arkadaşlar. Onu da bir uygun bir zamanda PUBG Lite'ın hile yapanlarını da bir gün sizlerle paylaşacağım. Evet, artık biraz ciddi oynayalım. Bu kadar sohbet yeter. Tam tahmin ettiğim gibi M4'ü çekti, gördüm ama bırakmadım. Bayağı ölüyoruz işte, bayağı ölüyoruz arkadaşlar, yapacak bir şey. Yani takım bir de ön planda olunca gördüğünüz gibi rahatız. Rahat olduğumuz için takımımız yeniyor. Rahat rahat ölüyoruz yani. Dediğim gibi 5 tane 7 tane ilk başta öldürmeye çalışın. No scope çok denememeye çalışın. Takımımız önde. Bak yere yatmış. Bir de böyle sazanlar var arkadaşlar. Hem elinde mikro üzü var. Çok etkili bir silah kısa mesafede. Hem de yere yatmış. İşte ben bunların şimdi merkezini basmayayım da ne yapayım? Benim sol taraftan paket lost'u görebiliyorsunuz. Ping'i görüyorsunuz. 135-140'a çıkıyor. Ve kırmızı bir işaret görüyorsunuz. Yani internetimin sürekli koptuğunu şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadar zayıf bir internet. Her zaman başınıza artacaktır. Öncelikle yani bu işi iyi yapmak istiyorsanız öncelikle bak sazana bak. Öncelikle bu işi iyi öğrenecekseniz dediğim gibi önce internetiniz hızlı olacak arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük sorunu. Bir de ben burada soteye yatayım bakalım. Gelmiş. Gelmiş zaten. Yani ilk etapta amacınız 8-10 kill, 15 kill olsun. Ben burada 38 killleri de gördüm. Ama tabii zor. Böyle şans eseri kazanan bir takıma denk gelirseniz daha iyi, daha rahat spray atarsınız. Bak burada
Sansar kardeşimiz yere yatıyor. Öldü. Bizim takım da hiç affetmiyor ya. Allah, bir tane de bana bırakın. Bak, mikro izi var. Çok yakın mesafede. Ben ondan önce vuruyorum. Ama yukarıda paket lost'un 740.000 olduğunu görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, şuraya bakın. 1000 pingle oynuyorum şu an. Yani karşı tarafı öldürmem imkansız. Ama vazgeçmiyorum. Bakın 1900 pingle oynuyorum. Yani zaten söyleyecek bir şey yok. Karşı tarafı bu pinklerle öldürmeniz imkansıza yakındır. Adam sizden 10 kat daha hızlı yani şu anda. Bir de elinde mikro uzi var. E sen gidiyorsun AK ile. Tabii ki o adam seni anında öldürür. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha adamı görmeden ölmüş oluyorsunuz. İşte bu yüzden internetin hızlı olması gerçekten iyi bir oyuncu olmanız için çok önemli. İleride sizlere bunları da anlatırım. Yani Türkiye'de her çok iyi oyun oynayan adam gerçekten iyi oyuncu mudur derken, Mitrihan'ı öldürdük. Mitrihan öldü. Her iyi interneti olan, yani her iyi oyuncu iyi oyuncu mudur? Bunu da ileride konuşuruz. Gördüğünüz gibi 1000 pingle, 800 pingle, 9 kill'le oyunu bitirdik yani. Çok iyi değiliz ama çok da kötü değiliz. Birinci olan 13 kill almış, 12 kill almış. Biz de 9 kill almışız. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar. Diyeceğim o ki, çalışmalarınızı yapın. Kendinize güvenin. Hiçbir YouTuber'ı veya hiçbir yayıncıyı kendinizden büyük görmeyin. Kendinizi de kimseden küçük görmeyin. Allah'a emanet olun. Bugün de size bazı önemli püf noktalarla PUBG Lite'da sprey çalışmasının önemli konularını anlatmaya çalıştım. Tabii ki silahların özellikleri, silahların farklı etkileri ya da buna benzer birçok konuda sorularınız olursa bu videomuzun altına göndermeyi unutmayın. 4x sprey çalışmasından hepinize selam ve sevgilerle. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda Dr. Donate'de görüşürüz arkadaşlar.